Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. 25. lema, 25 devadır. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُونَ وَيَسْقِينَ وَاِذَا مَرِضْتُمْ فَهُوَ يَشْفِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kaç cümle mukaddeme edeceğim. Çalışırken, kalbe çalışırken, alemimize düşenleri tefekkür ederken ve buraya gidecek cümleleri mukaddeme olarak kullanacağım. Ama istifade edeceğinize inanıyorum. Çünkü ben istifade ettim. Ben çok ediyorum. İnsanı tefekkürle okumakla. Kardeşim, biz ekseriyeti mutlaka itibariyle sokak insanı Müslümanından bahsetmiyorum. Nur talebelerinden bahsediyorum. Yani kitap okuyan tayfe. Mesleği kitap okumak. Biz hissi zahiriye müptelayız der ustad. Ekseriyeti mutlaka ile. Hissi zahir. Mahkematı söyler. Hissi zahir. Bir ağacı hayal edin. O kadar güzel istifade edeceksiniz ki hastalar risalesi derdimiz. Hastalar, vehim, vesvese, bedeni fazla o kadar ciddiye alınmayacak kadar ciddidir bu ders. Yani ciddiye alınmayacak kadar ciddi. Bir ağacı hayal et. Kök var. Bir de meyve vermiş. Tamam mı sen? Bu ağacın köküne evvel ismi tecelli eder. Ağacın sonuna evvel ismi mal. Huvel evveluhu. Evveluhu ahiruhu. Meyveye ahir ismi tecelli eder. Galip. Yok değil diye. Bir de var ama ahir ismi. Ağacın zahirisine zahir. Huvel evveluhu. Huvel ahiruhu. Ahiruhu. Zahiruhu. Bat. Batın. Batın da onun sistemi. Tamam. Dolayısıyla bir ağaca evvel ismi, ahir ismi, zahir ismi ve batın ismi galip, tecelli ediyor. İnsan bir şecere gibidir. İnsan Allah'ın dışında yaratılmış 28 bin alemin ağaca şecere-i hilkat diyor. Şecere, ağaç. İnsan ona camidir. Yani şöyle drone'u alın. Drone. Var ya böyle yükseliyor. Şu dershaneden yukarıya çıkartalım çay elinden. Dershane çeker mi? Çeker. Az ileride kahveyi de içine alır mı? Alır. Meyhaneleri de alır mı? Alır. Genişte çay elinin camisi, medresesi, kursu, meyhanesi, zıkkımhanesi her taraf vardı. Şimdi bu çay elinin o kartpostalında hepsi var mı? Bir de o resim cansız olmasın, canlı olsun. Hissiyatlar da olsa. Drone'u kaldırın dünya, dağı kaldırın kainat, dağı kaldırın şeceri hilkatın hepsini canlı, canlı, ruhlu, şuurlu, vücut haricisi olsa. Kartpostaldakiler tanısa seni. Yani böyle drone böyle hayali. İşte o kartpostalın adı insan. Şu anda Çayeli'de meyhane olması seni sarhoş ediyor mu? Seni günahkar ediyor mu? Seni mesul ediyor mu? Etmiyor. Vazifeni yapıyorsan, tebliğini yapıyorsan. Camilerin, medreselerin olması seni alim ediyor mu? Yok. Oranın altın haneleri, kuyumcular olması seni zengin etmiyor. İçinde fakirin olması seni de fakir etmiyor. Aynen onun gibi resmi daha yükseltin. Kainatı böyle büyüt, yükseliyor. İnsan bu çay eli gibidir en az. Meyhanesi var, zalimi var, alimi var, hırsızı var, arsızı var, alimi var, uleması var, hafızı var, var var. Öyleyiz. Bu çay elide yaşamak seni günahkar etmiyor. Bu bütün alemler burada abi. Bütün alemler böyle. Çay eli bir şey değil. Bütün insanların hissiyatları, fikriyatları, duyguları sende camidir. İnsan camiül ezdattır. Zıtların cemidir ve cemül cemdir. 18 bin alemin hulasası. Böyle bir şey. Bak şimdi. Ağaca
Hissi evvel tecelli olur. His evvel isim çekirdeğine. Ağacı meyvesine hissi ahir. Ağacın zahirisine hissi zahir. Usta diyor ki hissi zahire muhtela. Hayalüyün mezhebi çıkar. Hissi batın var. Batını mezhebi çıkıyor. His. Şimdi bunlar ne alakası var hastalıklar? Biz ekseriyetle zahire muhtela olduğumuzdan dolayı fikriyatımız, hissiyatımız zahire bakıyor. Gördüğümüze, kokladığımıza, tuttuğumuza, işittiğimize, dokunduğumuza hissimiz oluyor, fikrimiz oluyor. Diğerlerine itibar etmiyor. Dolayısıyla hissi zahire muhtela olan bedenin dayatmalarından çıkamaz. Sonra düşünceleri, aklın fikirlerine, vicdanın hislerine, kalbin duygularına, ruhun latifelerine mahkum olur. Şartsız ve kayıtsız içimizden ortaya çıkan his ve fikirlere tabi olmak zorunda kalırsın. En ufak bir şeyin oldu mu bedeni putlaştırdığından diyorsun ki ben kanserim, ben vesvese hastasıyım değil ya. Hissi zahire muptela olan bedeni menitte haza ilaha huvahu bedeni ilah yapar. Birbirinizi ilah yapmayın. Birbirinizi ilah edinmeyin. Yani zahiri makamına, kariyerine, cinsiyetine, cinselliğine vesaire. Bu putlaştırır. Hissi zahir. Hastalıklar bundan gözüküyor. Çok abartıyor. Var? Değil. Değil değil ama abartıyor. Şartsız ve kayıtsız içimizden çıkan vehimlere, düşüncelere, hislere müptela. Hissi zahir. Zahir olduğu için. Eğer peki bu ağacı uygulayayım iman esaslarına. Ağacın çekirdeği amentu billahi, Allah'a iman. Ağacı meyvesi ve bil yomil ahir, ahirete iman. Bu ağacın batınısı ve bil, bak insan, şöyle uygulayayım daha kolay olur. Ağacın çekirdeği Allah'a iman tarafımız. Değiştiriyorum. Ağacın meyvesi insan, alemi şahadet. Kader. Ağacın ahirisi insan. Ağacın zahirisi alemi şahadet, meleklere iman. Ağacın batınısı mülk ve melekut. Alemi şahadet, ağacın zahirisi. Ahiret alemi gayb olduğu için ağacın batınısı ahirete ve bilyomil ahir. Ahirete iman. Ağacın batınısı ahirete iman. Batınısı. Ağacın zahirisi mülk olduğu için meleklere iman. Meyve insandır. Kitaplara iman. Kitaplara. Ağacın çekirdeği Allah'a iman. Bununla şey yapabilirsin. Kalsın diye. Şimdi beden. Ağaçta si beden mi var? Ağacın kökü yok mu? Ağacın meyvesi yok mu? Ağacın batınısı yok mu? İşte hissi zahire muptela olan bedeni dayatmalarından çıkamaz. Farkındalığını yitirir. Farkındalığın gücünü yitirir. Ve yaşadığının farkında varamaz. Yaşadığının farkında değil. İnsanların çoğu yaşadığının farkında değil. Son bir önermem. İnsan vesvese veya vehim, fikir ve hisleri dalgalı yaşıyor. Gidip gelmeler yaşıyor. Düşününce tansiyonu çıkıyor. Düşünmesen tansiyon normal. Düşününce nabzı ve şekeri yükseliyor. Düşünmeden şey. Demek ki hastalıklar ekseriyeti. Ustad diyor ki 20. devada hastalık iki çeşittir. Birisi hakiki, birisi vehmi. Hastalıkların ekseriyeti vehmi. Vehmi son şeyimi söylüyorum. Sevgili kardeşler, vehim hastalığı şöyle. Düşününce var olan, düşünmeyince yok olan veya dayatması olmayan, seni rahatsız etmeyen, düşününce ortaya çıkan hastalığın adı vehmi hastalık. Vehmi. Peki bu dalgalanan, sabit olmayan, fark edince, düşününce oluyorsa bunlar, alt veri tabanları sabit değil. Böyle bir hastalık yoktur demek. Eğer ayağım kırılsaydı dün de orası kırık olacaktı, bugün de. Dün de ağrıyacaktı, bugün de ağrıyacaktı, hafifleyecekti. Ama ikide bir değişen bir ağrı var. Bugün bu ağrı, burası ağrı. Bir gün burası, bir gün burası. Lan her gün bir yerin mi kırıldı?
Dolaşıyor. Demek ki dolaşan böyle bir hastalık, vehmi hastalık. Çünkü bakın, düşününce var olan, düşünmeyince yok olan, fark ettiğince, hissedince bir şeyler oynuyorsa, ortaya çıkıyorsa bilin ki bunun altı yok. Mesnedi yok. O zaman ne yapacaksın? Şartsız ve kayıtsız bedenin getirmiş olduğu fikir ve hislerin dayatmalarına o kadar da itimat etme. Ve 19. devaya bunun gibi cümlelerle, dünkü dersimiz Irmak Köyü'ndeydi. Bu cümlelerle yaptık. 19. devanın başındaydık. Onu, kayıttakini dinlemenizin hepsini hepinize tavsiye ederim. Dünkü dersi. 19. deva. Sorusu olan sorabilir. Yaşamadığımı söylemiyor. Tespit etmediğimi. Bunlar nakil değil. Bunlar bir kitapta göremez. Bunlar dertlenmiş bir kalbin, ruhun, aklın, vicdanın derman aramak için Risale-i Nur'a sarılan bir ruhun özel çıkarımlarıdır. Yani ben dertlenmişim. Niye dalgalı fikirler yaşıyorum? Niye vehimleri yaşıyorum? Niye ikide bir oyun oynuyor? Bir bakıyorum zirvede, bir bakıyorum şeyde. Doktorlar diyor ki tansiyonu dediği baktığımız zaman bir veya iki numara aşağıdan sayıyoruz. Çünkü buna diyor beyaz önlük psikolojisi diyoruz diyor. Beyaz önlük geldiği zaman hemen tansiyona bakınca hemen 16 mı çıktı, 14 kabul ediyoruz. Bu nedir o? Aslı yok, dibi yok. Sen var etmişsin. Burada neyi delilimdir benim? Ne inanıyorsan, neyi hayal ediyorsan ona dönüşüyorsun. Neye inanıyorsan, neye hayal ediyorsan oradasın. 19. devam. Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri, yani evvel, ahir, zahir ve batına taluk eden bütün isimleri, 28 bin aleme taluk eden Esma-i Hüsna tabiri samedanesiyle gösteriyor ki güzeldir. Tabiri samedanesi. Kul vallahu ehad ağacın kökü. Küllehu küfüven ehad ağacı meyvesi. Allahu samet ağacın zahirisi. Diğer de ağacın batınısına bakıyor. Lem yelid ve lem yulet. O da batına bak. Şimdi niye söyledim? Tabiri samedanesiyle gösteriyor ki güzeldir. İnsan gösteriyor. İnsan ayine-i samettir. Ayine-i samet olmak kolay bir iş değildir der insan penceresinde. En cami Allah'a ayna insandır. Tabiri samedanisiyle güzeldir. Yani insanda güzel. Her şey insana giydirilmiş. His. Biz burada rolümüz sahipleniyoruz. Bizde olanı bize ait zannediyoruz. Ondan sıkıntı çekiyor. Sahiplenmese, vücut rengini vermese o gidiyor. Vesvese, vehim de böyle. Cinler de böyle durur. Asay-ı Musa bunları onun için kaldırıyor. Diyor ki bir evde Asay-ı Musa okunursa diyor 754-756 şualarda oraya dadansa bile hiçbir sihir ve büyüler diyor bulunamaz. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa diyor. Şualarda geçiyor. Dadanmışsa patlatır. Bunu şey söylüyor. Risale'de siyeri söyledim. Said Ömer Özdemir abi, üstadın varisi. Ben diyor bir cinli bir hastaya geldi diyor bana. Abi yardım. Evde Asay-ı Musa oku dedi. Bak videosu. Oku dedi. Risale okumaya başlamış. Neresi patladı dedi ya videoda. Bir şey patladı diyor. Yani surayı mı? Bir şey varmış böyle. Bizzat ben dinledim. Patladı diyor. Niye? Çünkü tutunamaz. Temmuz Ağustos'ta sokağa atılan buz parçası güneşe tutunamadığı gibi imanın karşısında tutunamaz. De ne ya? Yan tesiri yok bu ilacın. Kullan bu ilacı Asay-ı Musa'yı. Evde kavga mı oluyor? Asay-ı Musa okur evde. Sesli ama. Duyacağın kadar. Oku dene. Reçeteyle satılmaz. Yan tesiri yoktur. Bağışıklık vermez. Her tazedir. Evet. Yeşil ve kırmızı ile satılır. Bizzati fakir deniyor. Keyif alıyorsun. Bunları şey için anlattım. Tabiri samedanesiyle.
gösteriyor ki, neresi gösteriyor insan? Gösteriyor ki bütün isimler güzel. Hastalık da güzel. Musibetler de güzel. Sihat da güzeldir. Afiyet de güzel. Zenginlik de güzeldir. Fakirlik de güzeldir. Güzel olmaya tek bir şey. Ya Resulallah nasılsınız dedikleri zaman ne demiş? Elhamdülillahi ala kulli hal sıvel küfür ve dalal. Küfür ve dalaletten hariç elhamdülillahi. Küfür ve dalalet. Mevcudat içinde insan kimmiş? Tabir isameden, aynaya isamet olan insan için bak ne diyor? Mevcudat içinde insanı tarif ediyor. En latif, en güzel, en cami aynaya isamediyet de hayattır. Hayat neymiş? En latif, en güzel, en cami. 2, 3, 4. Aynaya isamediyet hayat. Alem-i şehadettedir, işlevi vardır ama alem-i şehadet cinsinden değildir hayat. Kilosu yok, metresi yok, kübü yok. Dokunamazsın, yiyemezsin, içemezsin, koklayamazsın. Ama inkar edemezsin. Çünkü bununla inkar etmen lazım. Hayatı olan inkar eder. Hiç kimse hayatını, tipi mi var, kilosu mu var, rengi, niye hayatı görmüyorum demez. Ama hayatın sahibine sorar. Allah niye görmüyor? Devamlı kullandığı zaman var Yalçın Hocam. Zaman, zamanım yok veya şu saate geleceğiz. Bir tane Allah'ın kulundan duymadım. Zamanı yaratan var mı? Zamanın başı var mı? Zamanın zamanı var mı? Zaman niye gözükmüyor? Zaman yenilir mi, içilir mi? Gece ve gündüzü var mıdır? Lem yelid ve lem yüledi var mı? Doğmamış, doğurmamış mıdır? Zaman nasıl bir şeydir her şeyi? Nasıl bir varlıktır ki her şeyi Allah çabuk gibi evirip devirip çeviriyor? Her şey ne sinemalanmasına vesile oluyor. Zamanın mülk tarafına mekan denilir. Zamanın batın tarafına zaman denilir. Mekanın batın tarafı zaman. Mekanın batını zamandır. Zamanın mülk tarafı mekandır. Tabiri diğerle tahayyül ve tasavvurdur. Hayal ve düşünceler. İnsandaki o hayata bak. En güzeldir. En güzeldir. En latiftir, en camidir, en aynı isamettir hayat. Güzelin aynası güzeldir. Kim aynedir insan? Bu 18 bin alemin fotoğrafını çeksek, 28 bin alem hayat, insan. O ne demektir? Ne işlevi var bunun insanın? Ayna alma. Kime? Zat-ı Zülcelale. Allah güzeldir. Aynası da güzel. Güzelin aynası güzeldir. Biz çift hayattayız. Ölümde niye korkuyoruz? Tek hayatta olanlar karşıma çıkmasın diyoruz da. Biz çift hayattayız. Yedek istepme hayatımız var. Ahiret hayatımız bizim hayat. Peki o nerede? Orada mı? Hayır, burada yaşanıyor zaten. Maneviyat ahiret hayatıdır. Hayat ahiret hayatıdır. İnne darul ahiret leyyel heyvan. Orası her şey canlıdır. Yani alemi gaybdadır hayat. Ama alemi şehadeti, alemi gaybındır. Alemi şehadette işlevi var. Ama alemi şehadet cinsinden değildir. Hayat. Kilosu yok hayat. Yaşı da yoktur hayatın. Hayatın başı yoktur. Yaşı yoktur. Doğmamış, doğrulmamış, halk edin. Sebebi yoktur. Her şeyin sebebi yok. Allah Allah. Hayat. Hadi anlamadık. Zaman. Yaşı yoktur. Kendime soru sordum. Mehmet abi. Kıkili. 500 sene önce vefat eden bir insan düşün Mehmet abi. Düşünün abi, birisi vefat. Bir de bugün ölmüş. İkisi de ölmüş. O 500 sene önce ölmüş, o ötekisi bugün. Ne farkı var ki? Fark var mı? İkisi aynı yer. Yaş var mı orada? Yok. Sen de kendin bilir. 500 sene sonra yaşasan ne olacak? Zaten öyle yok, öyle bir dünya yok. 500 sene yok ya. Hala deccal bekliyorlar 500 sene sonra. Dünyanın ömrü yok. 500 sene yaşamış bir insanla bir gün önce vefat etmiş insan aynı yerdeler, erkeklerse 33, hanımlarsa 18 olacaklar. Yaş yok. Hiçbir farkı yok. Ha önce yaşadın. Ha şimdi yaşadın. Ha gelecekte yaşadın. Fark etmez. Sonuç aynı. Nispidir, itibaridir. Benim ruhum bu zaman uygun. Senin de benimkisiyle beraber. Ama gelecek nesle benim uygun değil. Geçmişe de uygun değil. Onun için isteme. Ne verilmişse en doğru odur. Sen istediğin yanlış olduğu için azap çekiyorsun. Yanlışı istiyorsun. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Muhali talep etmek, kendine kötülük yapmak. Güzelin aynası güzeldir.
Güzelin mehasinlerini gösteren ayna güzelleşir. Aynayı gübre tutsan, ayna çirkin olur. Çirkin bir adama tutsan, ayna çirkin olur. Yusuf Aleyhisselam'a tutsan, ayna çok güzel olur. O zaman aynanın güzelliği zati değildir. Ahmet Sami, nereye tutuyorsan. Evet, aynayı nereye tutuyorsanız, ayna onun şeklini alır. Hayat neydi abiler? Ayna. Hayat neydi bir daha? Ayna. Hayat bize ait değil. Hayatı veren zatı hayyu kayyumun hayatta takip etmiş olduğu gayeye göre hayatına bak. Hayyu kayyuma göre hayatına bak. Hayatından keyif al. Hayat aynadır. O zatı hayyu kayyumu göstermek için. Hayatın içerisindeki bir sıfat var beka. O ona biz sahiplendiğimiz için ölüm belasını çekiyor. Oysa o bekayı anlamak için verilmişti o aynanın sıfatı. Ama aynanın bekasını aradık, belamızı çektik. Ayna hayat. Allah'a ayna. Aynada gözüken beka Allah baki değil mi? Aynada baki gözüküyor. Ya baki entel baki. Aynada gözüken baki Zülcelal. O baki Zülcelal'i gösterdiği için zannediyoruz ki beka aynaya ait. Aynanın bekasını aradık. Manay ismiyle aynanın kırılmasına, eksimesine, eskimesinden, yamulup tozlanmasından mütesir ol. Bunun adı da hissi zahirdir. Aynada gözüken hissi batın. O aynenin başına o güzelde ne gelse, aynayı tuttuk. Bir baktık ki aynı başka bir şeyler gözüküyor. Tecelliler değişiyor. Ayna sabit. Hayat sabit. Başına o güzel de ne gelse güzel olduğu gibi hayatın başına dahi ne gelse hakikat noktasına güzeldir. Hiç önemli değil. Yeter ki ayna darlığının şuurunda ol. Hep diyorum ya farkındalığını ben çok seviyorum. Farkındalığını kaybeden yaşadığını bilmez. Farkındalığını kaybeden yaşadığını bilmediği için farkındalığın gücü yoktur onda. Hazır zamana muptela olur ve perişan olur gider. Farkındalık sana sorulsa öyle ezberde değil. Sana sorulsa ben kimim? Ne işim var burada? Neciyim? Niye geldim? Nereye gidiyorum? Bu soruları sorabilirsen hayatına gelecek cevaplar farkındalığın mukaddemesidir. Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Farkında kendini. Kendini fark ediyor. Böyle bir şey olmaz ama söyleyeyim. Öyle bir ayna olsun ki hiçbir şey gözükmesin. Ya mümkün değil ki aynayı gece tutsan karanlığı gösterir. Ayna göstermemezlik gibi yapabilir mi? Koy böyle. Defter gösteriyor. İnsan hayatı da böyle. İster fark et, ister etme. Şu ayna, ayna olduğunu bilmemesi, aynadaki gözükene bendi demesi oluyor. Farkındalığını kaybetmek. Ayna olduğunu bilirse, aynada gözükenle aynanın farklı olduğunu. Hemen sizi mesleğinizde, edebiyatçısınız ikiniz. Muhyiddin Arabi o kadar şaşır mıydı? İslamiyet'in bir mucizesi. Hemos nasıl dedi? Her şey odur nasıl dedi? Aynı şöyle benim misalim. Uyduruk bir misalim veriyorum. Latif. Nuhu ve nüktesinde şey ve latif nüktelerden çıkarttığım bir misal. Temmuz Ağustos'ta gündüz 1'de aynayı semaya tutsan, şiddeti zuhurundan güneş vursa, uzaktan baksan böyle aynaya. Aynayı görebilir misin? Ayna gözükmez. Şiddeti zuhurundan, güneşin yansımasından orada aynadır denmez. O güneştir der. Ne zaman dersin o aynadır? İçindekilerde sema güneşine nazarını çevirmesen, müstakil bakarsan, orada şiddeti güneş gözükmesinden arkasında ayna gözükmez, göremezsin, gözünü kamaştırır. Aynayı nereden göreceksin? Böyle şiddetli bir şekilde güneş gözüken camda. Aynada güneş gözükmez. Muhyiddin Arabi şiddeti zuhurundan tevhidde o kadar terak etmiş ki o kadar yani
O aynada gözükenle semadaki var olan güneşi aynı kabul ediyor. Şiddeti tevhitte ya. Şiddetli bir şekilde tevhitte terakki olmuş. Yani şiddeti tevhit ne demektir? Sen okumuşsunuz. Atom, madde. Bu biliriz ki bu defterdir ama bu atomdur. İn aşağı enerjidir. İn aşağı esirdir. İn aşağı kuantum. İn aşağı esirin daha latifeleri var. Daha aşağıya in hayat. Hayatın donmuş halidir. Yani gömlek, atlet, vücut, hayat, akıl, vicdan, kalp, ruh gibi. Yani defterdir ama enerjidir. Eşittir MC kare. Madde donmuş enerjidir. Enerjinin arkası kuantum fizik. Kuantum fiziğin arkası esir. Esirin arkası kuvve. Allah'ın esması, kuvveler. Ya kaviyu ya Allah. Daha arkası sıfatlar. Daha arkası hay. Çünkü bu mevcudat madde hayatın zuhuratlarıdır. Donmuş halleri. Nasıl olur? Buz da sudur. Buhar da sudur. Kar da sudur. Ya, içinde H2O da su. Yani böyle bir şey var. İnsanın hayatı, camiyeti var. Şu anda burada hava var. Kimse görebiliyor mu? Göremiyor. Neden göremiyor? Şiddeti. Telefonu ver abone koy Mustafa. Şiddeti zuhurundan havayı kimse göremediği gibi Cenab-ı Hak da her an her yerde var. Şiddeti zuhurundan. Ne ile bileceksin? Beden gözüyle gözükmez. Aklın gözüyle Allah'ı fikren görürsün. Vicdanen Allah'ı hissedersin, mahsedersin, zevk edersin. Huzurdur. Allah hazır olmasa sende huzur olmaz. Görüyor. Vicdan Allah'ı görüyor. Nereden biliyoruz? Vicdanın son mertebesi Latife-i Rabbaniye'dir. İlk soğan kabuğu gibi vicdanda. İrade, vazifesi ibadetullah. Gir içeriye vicdanda. Zihin, marifetullah. His, mabetullah. Latife-i Rabbani, müşahadetullah. Allah'ı müşahede ediyor, görüyor. Onun alameti huzurdur. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgediği için Müslüman Allah gözükmez der. Hayır, Allah gözükür. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın Fıkıh Ekber kitabında Allah gözükür. Peki niye ben göremiyorum? O senin sorunun. Ama isen mevcudatın ne suçu var? Yarasa isen güneşin suçu mu var? Sorun seninden ya. Gözüken zatın sorunu değil. Gören zatın sorunu. Görmüyorsa, işitmiyorsa. O aynenin başına o güzelde ne gelse, güzel olduğu gibi hayatın başına dahi ne gelse hakikat noktasında güzeldir. Hakikat ama onu görürsen tabii. Ayna ayna olduğunu bilirse içindeki güneşin kendisi olmadığını bilir. O gün o aynanın içinde gözüken güneş, haşa, yüz bin defa haşa anlamak için söylüyorum, şems-i ezeli. O aynada gözüken ayna yamuktur, çatlaktır, renklidir, tozludur. Güneşi nakıs gösterir. Ha. İşte her bir hayat Allah'ı gösterir. Ama ayna çatlarsa, tozluysa göstermez. Dolayısıyla sıkıntımız şurada. Ayna ayna olduğunu bilirse, aynadakini bilir, aynadakini bilirse semadakini de kesinlikle intikal eder. Ama ayna ayna olduğunu bilmezse, aynada gözüken şems-i ezelinin sıfatları kendisine ait ben oyum demeye kalkar, beka verir, bakilini ister, nerede ne isteyeceğini bilemediği için dünyada bekasını ister, oysa bir serüvendir, seyr-i seferdeyiz şimdi, bir saat sahne almak için gelmişiz buraya, o aynada gözüken bakiye kendisi bürünür, kendisinin baki olduğunu zanneder, niye değilim, baksana burada gözüküyor. Senin gözün kör ise ben ne yapayım? Evet. Görmüyorsan beni kapat. Kapat. Uzun sözüm değil. Kısa sözüm. Tabii canım. Vicdanla söylüyor ya. Tasavvufçu ya çok. Çünkü güzel olan o Esma-i Hüsna'nın güzel nakışlarını gösteriyor. Hayat daima sıhhat ve afiyetle yeknesak gitse nakıs bir aynı ol. Şimdi hayat devamlı güneşi gösteriyor. Sabit. Hep güneş. Bu karda adam nakıs olur. Ne yapacak peki? Güneş gösteriyor. Bulut geçsin kardeşim.
Yağmur yağsın, onu da göstersin. Kar yağdırılsın. Fırtına olsun. Karanlık olsun. Nemli olsun. Bu ayna değişiklik insana keyif verir ya. İşte Cenab-ı Hakk'ın o hani güneş, ne yapıyor güneşi Allah? Sabit kılmıyor da bıkmasınlar diye. Alıyor, perdeliyor. Yağmurla ıslatıyor onu. Dolu yapıyor, kar yapıyor, sis yapıyor, gece yapıyor. Ama biliriz ki arkasında güneşi saklıyor. Peki o bulut ne? Gene güneş yaptı onu. Vurdu yere, zahir sebep noktasına bağlaştırdı Allah. Kendisine perde yaptı güneş. Güneş diyor ki, yani hep çıplak beni görüyorlar ya. Gil vuruyor denizlere, çağ eline. Bağlaştırıyor. Kendisine perde yapıyor. Bunun adı bulut. Sonra biraz böyle bir yerler az vuruyor, çok vuruyor. Hava hareketini sebep oluyor. Nem derecesinin yoğunlukluğu göre farklılığından. Sonra onu sıkıştırıyor, sipsiyah yapıyor. Kar yapıyor, dolu yapıyor. Hepsi güneş sebep oluyor. Güneş yapıyor, beni sabit görmeyin diye. Perde çekiyor. Bazen utanıyor böyle. Perde çıkıyor hemen. Adam demişler ki, ne bulut var demiş. Benim sevgilimi kıskanıyor güneş diyor. Onun için perde çekti kendisine. Bu risalede geçiyor. Geçiyor, ben demiyorum. Evet, edebetiniz. Adam demişler, evet sakalım diyor. Sakalı niye beyaz demiş. Yok demiş. Dimağımdaki kemalat ve ilmin diyor tebessüm etmiş. Katre katre dışarı düşerken görünen damlalardır diye böyle bir güzel bir mahkeme tabi size edebi bir şey var, bir metin var. Meşrebin geç battı yani kalpte kalmasın. Allah Allah. Talih. Güzel sebeple. Allah Allah. Üstü talih. Güneş bugün geç battı yarın karanlıkta kalmasın. Kalmasın diye. Şey vay be. Hayat daima siyahat ve afiyet ve yeknesak gitse nakıs bir ayna olur. Vallahi beni evirip devirip çeviriyor. Bir öyle atıyor, bir böyle atıyor. Yani bir sevindiriyor, bir şey yapıyor. Tuhaf tuhaf tecelliler. Şahit olun, keyif alın. Ama kıvırmıyor, duman ediyor bazen. Senelerce bazen bir şeyi, hiç değmeyecek şeye inat ettiriyor. Anlayış kıtlığı veriyor. Basmıyor. Ders yaparsın, aşamazsın. Fikrinle sahip olursun, hissin olmaz. Hissin olur, fikrine gelmez. Bir tuhaf, alem, acayip dönüp duruyor. Bir içerisini görsen ya. Hızır abinin gibi değilim ya ki. Hızır abiye baktım, böyle masum şey yapıyor, sakalı al. Sakalı tut yaptıramam, bir görsen onu. Uzun böyle. Dedi ki bir gün, kimse yok. Hızır abi dedim. Orada baktım, dur dedi, içerideler dedi. İki geç gelmiş falan. Neyse düzel. Ama nasıl düzel şey olmuş. Adam acayip olmuş. İki kişi getirmiş. Sonra Hızır abi çok mutlusun dedim. Bu iki tanesi diyor. İntihar düşünüyorlardı da dedi. Beni dedi bana gönderdi belediye başkanı dedi. O belediye başkanı vardı. Şef Yılmaz. Ondan sonra o cenazesini kıldırdı. Ben oradaydım. Bana dedi intihar düşünüyorlar. Çocuklar kurtardı. Hızır abi dedim. İyi dedim, nasıl şeysin dedim ya öyle. Bak ne diyecek. İç alemini merak ediyorum dedim. Şimdi bunlar vazgeçmekten, artık hayata bağlanmaktan, hayata anlam vermekten, fırlayın böyle sıkışmış böyle zemberek saatteki yay gibi, amatör yay gibi adam çocuklar fırlamış böyle onun keyfini yaşıyor. İç alemin işini seyretmek isterdim dedim. Deyince ne dedi biliyor musun? Bana hitap ediyor. Şu anda dedi, içim dedi göl olsa, dört tane fazla diyemem dedi, dört tane intihar ve buhran ve bunalım geçiren delikanlı olsa, o göle düşseler, o gölden temiz tutulurlar. İç alemini seyret şimdi, edebiyata bak. İçim göldü, böyle bir dört tane adamı sok, tertemiz çıksınlar. Bunu Risale-i Nur vesile oluyor işte. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü kendisi de intihara teşebbüs etti. Birkaç defa. Şaban Ali biliyor. Anlattı. Herkes anlattı. İntihara teşebbüs etti. Hatta intiharı düşünen ustadımız da var. Eğer dinim intiharda men etmeseydi bugün say topraklar altında yok olmuştu. Tarihçide geçiyor. Böyle bir risale-i nur. Bu nasıl bir ders ya? Terapi midir? Psikoloji midir? İmani ders midir?
Ha bu ders ya. Nasıl bir ders? Hayat, hayat. Bu zamanın dersi. Bu zaman insanlar iniminin inlemiyor mu? Bu mevzularla. Ha işte. Mücedit olduğuna değil. Birisine diyorum ben bugün. Ne olacak dedim bu bölüm. Bir de hocasın diyor. Diyeceksin. Hasbunallah. Ve nimel vekil. Tamam diye satan artık mücedit. Tamam dedi. Kurtulacaksın. Hasbunallah. O kurtuldu mu? Evet. Geçti ya. Allah ihsan etti ama herkes ihsan etmiyor. Hasbunallah ve nimel vekil. De kurtuldu diye. Bu neymiş o mesele? Geç ya. Aa. 70'in üzerine adam. Varmış mı? Varmış tabii. Ama herkes varamıyor baksana. Ama bak genel bir cadde. Risale-i nasıl bu dersten başka nasıl olacak? Terapi bu kardeşim. Bu ders baştan beri hastanede olması lazım bu ders. Anlayan için söylüyorum. Derdi olanlar bu dersin ne olduğunu bilir. Derdi olan. Ne dedim? İkide bir oynak fikir ve hislerin varsa. Ya ikide bir oynak biraz önce dediğim gibi derste telefonla niye yasakladım? Bak telefonu konuşuyor. Ve ikide bir oynak his ve fikirleri varsa, değişkense, bunun alt veri tabanı muşahhas değildir. Yok altı dedim. Yok. Yoka vücut rengini verme. O kadar ihtimam etme bu vücuda. Yani düşüncelerini isterine verme. Belki hayat daima sıhhat ve afiyette yıkmaksak gitse nakıs bir ayna olur. Belki bir cihette Adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir. Yani devamlı güneşi tutsa, devamlı deniz manzarası tutsa, devamlı bodrumu tutsa, devamlı insanı bunaltır ya. Böyle bir şey mi olur ya? Devamlı o manzara değişmesi lazım. İnsan aynidir arkadaşlar. Hayat aynisi. Vâki Zülcelal sif Hay kayyum mudur? Ya cimili yalla ya karibu yalla ya mucibu yalla ya abibu yalla ya rofi yalla ya tufi yalla ya marufi yalla hepsi. Sabit güneş olsa. Söyleyin lan sabit yapalım. Devamlı gece mi olsun? Devamlı gündüz mü olsun? Kapalı hava mı olsun? Yağmurlu hava mı olsun? Kış mı olsun? Yani hangisini isterdin? Seç bir tanesini. Bıkmayacak mısın? Bu kadar çeşitlilikten sonra İbn-i abi seçilir mi bir tane? Yok ya. Ecedit hayat var. Onun için arkadaşlar ayna hayattır. Hayat aynasında değişen ayna değil. Aynada Baki Zülcelal taayyum ve teşahhus ediyor. Devamlı tecellisini o değişiyor ama biz ayna değiştiğini zannediyoruz. Ayna değişmiyor. Aynadaki mütecelli değişiyor. Tecelli eden zat farklı kendisini ifade ediyor. Bebekken farklı, korktuğun zaman farklı, heyecanlandığın zaman farklı, imanda farklı, namazda farklı. Şu anda derste farklı değil misin? Ben farklıyım ya. Fark. Her şey farklı. Yaşasın hayat değil mi hocam? Hafız abi. Yani ne güzeldir ya. Yeter ki hayatı fark et. Her şey çok güzel. Nesi? Şöyle der. Lütfu kahrın şeyin vahid. Luftu da karı da aynı şeydir. Ama niye bizde böyle olur? Bilmeyen çektiği azap. Ne yapacağız o zaman? Ol azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. Aynayı ayna olduğunu, orada mütecelli tecelli eden zatın kendi tecellileri olduğunu, benim doğamdan çıkanlar olmadığını, onun aynası olduğumu bilince lütfu da kahrı aynıdır. Lütfu karın şeyin vahid. Bilmeyen çekti azap, ol azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizim. Niyazi Mısri demişti ya, değil mi? Şeytan da melek mülktedir. Melekut öyle bir şey yoktur. Birisi müdil esması, birisinin ön esması. Lütfu karın, şeyin vahid. Allah için aynı. Bilen aynı. Dünya da ahiret aynı. Tek şey hariç. Tek boyutludur. İman ve küfür tek boyutlu. Bize. Allah için öyle bir şey yok zaten. İkisi, iki şey yani tek şey, tek boyutludur. Küfür, iman. Diğerleri her şey. Yaşasın hayat. Yaşasın hayat aynısı. Aynada tecelli eden aynanın değil. Dağların, tepelerin. Arabayla gidiyorsun, tuttun aynayı. Dağlar, dereler.
Kırşehir, Nevşehirler, Peri Bacaları, Kaşgar Dağları, Çaytarları, Pamuk Tarlaları. Oo, ne kadar keyif veriyor ya. Ha, resmi geçit ha. Çok güzel. E kardeşim, burada da artık bıktık da dünyada. Başka bir resmi geçit lazım. Berzah lazım, haşır lazım, sırat lazım, cennet lazım ve ebedi, ondan sonra rüyetullah lazım, rıza ilahi lazım. Tabii ya bunlar. Peki niçin böyle biz hemen çekiniyoruz? Hissiz zahire müptela olan insan muhakemata geçer. Hissiz zahir. Ağacın sırf zahirine muptela. Armuta bakır, sırf armut görüyor. Başkası bakıyor armuta, kereste olarak görüyor. Başkası bakıyor, ne bugün gördüm sensin. Ya bunlar ne güzel sirke oldu hemşirem. Ya bu armutlar ne güzel sirke oldu. Ha? Ama başkası başka bir şey görüyor. Ona pekmez olur der, ağaca kereste olur der. Ama Arif ne görür ağacı? Allah'ı casuslayan muallim, müfessir olarak görür. Allah'ı casuslamış. Allah gaybda şehadete taşımış. Getirmiş buraya. Burada keseceğim. Yan cümleyi tekrar edeyim, kesiyorum. Hayat daima sıhhat ve afiyetle. Yeknesak. Lemalardan okusak baştan. Yeknesak. Adem'e gidiyor. Afiyet. Hep zenginlik. Hep sıhhat. Sabit. Yeknesak gitse nakıs bir ayna olur. Tuttun dağlara, dur öyle. Tuttun güneşe, böyle. Tuttun pamuk tarlasını, mısır tarlasını. Olmaz. Biz Allah'ın ilminden geldik. Ezelden ebede hayat nurundan medet alır bir hayat serüvenimiz devam ediyor. Elestu bi rabbikum de iradeyle, alem-i şehadette ihtiyarla, bir saat bu dünyanın diyor rivayette, hemayet-i hadiste, bu ezel ve ebed filminin içerisinde dünya hayatımız bir saat sahne almaktır. Dünyaya geldik bir saat, efendim bir saat. Bir kuşluk vakti kadar mı diyor? Evet, kuşluk. Hayat. Ne hadis miydi o? He? Ayet. Bir kuşluk vakti kadar. Ne kadardı kuşluk vakti? 45 dakika mı? Şey bir ayet bir şey hadiste de gördüm işte. Bir işte kervanın dinlemek için bir saat istirahat için ağacın yanında yatmak gibidir. Gölgelik dedi. Bu kadar kardeş. Yaşasın Risale-i Nur dersleri. Yaşasın Risale-i Nur. Yaşasın Asr-ı Mücedid'i keyif alıyor. Çünkü ben bu anlattıklarımın bu aynada gördüğüm için sen buraları seçtim. Yeknesak hayat gitmiyor. Bir baki beka istiyor. Hastalık istemiyor. Sıhhat istiyor. Standart istemiyor. Bir tuhaf iç alem. Sonra baktım ki son şeyimi 3 defa tekrar edilmiş olsun. Fikriyatım, hissiyatım dalgalı. Devamlı değişiyor. Ya bir bakıyorum dün doğru olan bugün yanlış. Bugünkü o zaman doğrularım yarın yanlış olmayacağı nereden biliyorum? İkide bir değişiyor. Din hariç hiçbir şey sabit değil. O zaman sabit olmayan üzerine hayatını bina etme. O kadar mühim değil bedensel hayat. Kale alınacak kadar ciddi değil. La rahat nefi dünya ile darul ahire. Ve ahirde vahum elhamdülillah rabbil alemin. Ya Rabbi dersen şu dersin hürmetine, şu an şu derste hasıl olan haleti rüyelerimizin hatırına, Allah'lığın hatırına, İsm-i Azam'ın hürmetine, Risale-i Şahs-ı Manevisi'nin hatırına ya, Müslümanlara ve İslamiyet'e ve Gazze'ye ve Bilad İslam'a yardım eyle ya Rabbi. Düşmanlık edenlere kahrı perişan eyle ya Rabbi. Müslümanları vehim ve vesvesenin tasallutundan, tahakkümünden, zulüm ve zulümatından, esaretin hapsinden muhafaza-i emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ehli imana, ey hasete nur talebelerine ya Rabbi, kalplerine imani kamil, akıllarına marifetullah, kalplerine muhabbetullah, ruhlarına müşahedetullah nasip eyle ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a, Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Ya Rabbi, son nefesimizde imanla, Kur'an'la ve Risale-i Nur talebesi kisvesiyle teris olmayı, şehit olmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, kimin bize hakları, hukukları varsa, emekleri varsa, o eğer onlar geçmişlerse ahirete, onların mekanı cennet bahçesine bahçeyle şu ezanın hürmetine duamızı kabul eyle ya Rabbi. Şu Allahu Ekber'in hürmetine. Vâhı zavâhum enilhamdülillâh Rabbil alemin. El Fatiha.